Ki Foto Fotomaç gazetesinin hemen Fenerbahçe sayfasını da ekranlara getirelim. Yuvaya dönüş başlığını atmış Fotomaç gazetesi. Gökhan Gönül'le sıkışan Fenerbahçe'de sıra Caner'de diyor. Sırı sağ ve sol bekteki sıkıntıyı eski oyuncularıyla çözecek. Yönetim Gökhan'ın ardından Caner Erkin'e de ikna etmek için çalışıyor demiş. Ve Emre Gökhan Gönül Caner'in tekrar buluştuğuna o fotoğraf karesiyle birlikte Vurgu yapmış, fotomaç gazetesi Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gidişini nasıl değerlendiriyorsun Mehmet? 2016 yılına mı döneyim yoksa 2020 mi? Yani Gökhan'ın iki e, evet. geliş gidişi var. Orada hatırlarsın Beşiktaş Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaydı. Israrla görüşmedim etmedim dedi ama sezon içinde bir atılan imza sonrasında ortaya çıktı. Bir gerçek var Fenerbahçe hem Gökhan hem Caner'i çok aradı. Yani sağ bekinde, sol bekinde özellikle sağ beki ciddi yatırımlar yaptılar. Evet. Fanderfi'ye ile dünyalar verildi. Üstüne İsla geldi. O bölgeye dirar çekildi. 4 sene boyunca Gökhan Gönül arandı. 35 yaşında bir oyuncu. Gökhan Gönül artık yeni sezonda Fenerbahçe'de diyebiliriz. Genel beklenti Caner'le ilgiliydi ama ben Caner'in Galatasaray'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bir yerli sol bek arayışı var. Malum yabancı sınırı üstüne Saracchi'nin savunma performansının beğenilmemesi öyle söyleyelim. Caner Galatasaray'a hani Galatasaray, yani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yani Caner İstanbul'da kalacak orası kesin. Ben Caner'in de Gökhan Gönül gibi Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünüyorum hani ama hani Gökhan gibi kesin Fenerbahçe'de demiyorum Caner'e. Bir Galatasaray ihtimalini açık bırakıyorum. Fenerbahçe açısından iki beklerinde hani muhakkak takviye gerekti. Bir tanesi de zaten Trabzonspor'dan Novak olacak gibi gözük, gözüküyor öyle söyleyelim. Hem sağ bekinin hem sol bekini artı Fenerbahçe'nin bir stoper takviyesine de muhakkak ihtiyacı var. Yani zaten bu sezonu Fenerbahçe açısından özeti stoperde evet. oynattı. Oyuncular işte Jailson'u. Sekiz farklı isim oynamış İnanılmaz. bu sezon. Ve hani orijinal mevkisi stoper olmayan orta saha oyuncularının yedirdiği goller. bir Vedat Buric çok iyi gitti ama o da hani nefesi yetmedi öyle söyleyelim. Kanat forvetlerden istediği takviye alamadı. Aslına bakarsak en kapsamlı transfer operasyonu yapması gereken takım Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sağ bek, sol bek, stoper, kanatlar. Kanat forvet katkısı çok önemli. Geri Rodriguez'ten onu alamadı. Deniz Türüç keza e, tam oturmadı öyle söyleyelim. Üstüne Kuruse ayrıldı bir ikinci forvet de gerekir. Mert Hakan da aynı Ozan Tufan Gustavo. Mert Hakan'ı Tolga'yla ile yerine düşünelim. Hani Fenerbahçe Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a kaybetti. Tolga oynuyordu. nispeten orta sahayı kaybetti şimdi ama Mert Hakan, Ozan Tufan, Gustavo'lu bir orta saha. O anlamda heyecan verici ama ciddi dediğim gibi stoper takviye. Nispeten hani sol taraf Novak, sağ taraf Gökhan'la bir şekilde idare edebilirsiniz ama iyi iki tane kanat e, takviyesi. Burada e, bize Mert Hakan, Emre Kılınçta Galatasaray-Fenerbahçe karşı karşıya geldik ama asıl derbi yarın e, Aston Villa'nın alacağı e, sonuca göre Trezeguet için yaşanabilir. Yani iki takımın da bence Trezeguet'e çok ihtiyacı var yeni sezonda. Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir Trezeguet derbisi yaşanabilir ki iki takım taraftarları da Trezegen'in kendi takımlarında olmasını ister öyle bir oyuncu. Ee, Kasımpaşa formasıyla çok iyi bir performans sergiledi. Ee, şimdi yine Aston Villa'da düşmemesi için belki de en önemli kozu takımının Trezegge. Ee, peki Trezegge demişken şimdi tekrar Galatasaray'a döneceğim ama e, Cagne Trezegge ikilisi. Eğer Trezege gelirse Jagney'i tekrar takımda görür müyüz Galatasaray'da? Bence Jagney'i her türlü göreceğiz ama hani hoca'nın çok gönüllü olmaması, burada biraz mali gerçekler. Yani 13 milyon euro bonservis verilen bir oyuncu siz bu sezon hadi al bonservisini git denmez. Problem şu, kulüp bürcü de Altay kadro dışı kaldı. Yani evet. Kasım ayından beri maçı yok Jagney'in. Yani kolay kolay kimse Jagney'e para, yatırım, maaş bütçesi vermez. Öyle vermez. ya da böyle kulüp bürcüden bir 3.3 milyon euro Galatasaray'ın kasasına girdi. 2.1'i de Jagde'nin parasını düşersek 1.2 milyon euro artı yazlı Galatasaray'ı yani financial fair gerçeklerinden bahsediyorsak Jagne kalacak ama yani Jagne benim e, işin sağ içinden ziyade sağ dışına takılıyorum Ceyda yani hangi Belçika kulübü e, 3 milyon euro parasını sokağa atmayı göz alıp oyuncuyu altı ay affetmez. Anormal problemli bir oyuncu. Galatasaray'a geliş süreci de öyleydi. Yine Spor'un verdiği bir Alanya Kasımpaşa kupa maçı vardı. Orada gördü. Evet. Saçma sapan kırmızı kartla bütün o ayrılık sürecini başlattı. E zaten Galatasaray'ın e, önceliği Trezeguet'i. Trezeguet'i alamayınca hani Trezeguet'i de çok istedi Galatasaray. E, şu an e, İngiltere'de 7 gol 3 asist. Hiç kötü bir istatistik değil. Son haftalarda zaten Villa'yı taşıyan bir oyuncu. Bizim ligimizde her türlü hele büyük takımlarda şampiyon oynayan takımlar Trezeguet iş yapar. Trezeguet gibi bir oyuncuya da Jagne'nin kesinlikle ihtiyacı var. Kasımpaşa'da onu çok iyi besliyordu. Evet. Zaten hani Trezeguet'i Jagne ile Trezeguet'i Jagne'nin Performansı da ortada. Hani bu Farkını anlamda gördük. Trezegi iki transfer gibi düşünebilir aslında Galatasaray. Jagney'i de kazanır. Fanatik Gazetesi'ni ekranlara getirelim şimdi. Formasını çıkarıyor, takım elbiseyi giyiyor demiş Fenerbahçe ile ilgili. Fanatik Gazetesi, Emre Berezoğlu futbol kariyerinin son sezonunda şampiyonluk yaşayıp dördüncü yıldızı takmak için Başakşehir'den ayrılarak Fenerbahçe'ye döndü ancak İşler hayal ettiği gibi gitmedi. 39 yaşındaki futbolcu bugün Rize Spor karşısında son kez sahaya adım atacak. 90 dakikanın sonunda formasını çıkaracak olan Emre takım elbisesini giyerek sportif direktörlüğe başlayacak demiş. E, sportif direktör Emre Belezoğlu futbolcu kaptan e, son olarak kariyerine sportif direktör Emre Belezoğlu olarak. Devam edecek yıldız futbolcu. Türk futboluna damga vurdu Ceyda. 90'lı yıllar. E, 2000-2010 arası. 2010-2020 arası. 4 onluk yıllık dilinde de gol atmayı başardı. UEFA kupasını kazanan Galatasaray takımın oyuncusuydu Emre. E, i̇lk Atletico maddeye gittiğinde yerine Mehmet Topal geldi. Sonra devre arası döndü. E, bu sezonda biliyorsun Mehmet Topal Başakşehir'e gitti. Emre Fenerbahçe'ye döndü. Emre'ye Emre nasip olmadı Başakşehir'de şampiyonluk görmek o 4 yıllık periyotta. Mehmet Topal da tarihe geçti. Galatasarayla, Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'de de şampiyonluk gördü. Hala oyun içinde etkisi var. Bir Kayseri ve Göztepe maçı Kayseri ile Malatya maçlarını hatırlıyorum. Ceyda Fenerbahçe 2-1 yenikti. Hep Emre'nin inisiyatifleriyle Kayseri maçını nispeten biraz daha Gustavo'nun ön planı çıktı maçta. Özellikle o Yeni Malatya maçı Emre'nin oyuna girdikten sonra oyunun çehrisini değiştirmesi, Keza Ankara'daki Gençlerbirliği maçındaki golü oyun içinde Fenerbahçe'nin aklıydı ama hani vücut da artık Emre'nin bir 90 dakika diyemeyiz. Ne zaman Ozan, Tufan, Gustavo yan yana oynadığı maçlarda mesela bir Kadıköy'deki Beşiktaş derbisi. Hı hı. Hatta o maçtan sonra hatırlarsın. Emre maçtan sonra Ersun Hoca ile basın toplantısına çıktı. Aramızda problem yok diye ama orada bir ilk 11'de olmaması bir sıkıntı yarattı ama hani Gustavo, Ozan, Tufanlı bir orta saha ikilisi daha dinamik, daha doğru bir ikiliydi ama Emre de kulübeden katkısı. Umarım o sinirini biraz kontrol eder evet. yani Kulübeden 3 sarı kartı ben kabul etmiyorum ki bir kere de kırmızı gördü Trabzonspor'la oynanan maçta yani. Oyun içi olur. Sağda kalan, sağ içinde olan, sağ içinde kalıyor yani ben agresif oyuncu Melo'yu da beğenirdim. Keza Trabzonspor'da bu sene Pereira yıllardır görüyoruz. Olur hani oyun onu sağ dışına taşımamak gerek. Emre'nin ama işi görev tanımı zor. İlkini başarıyla geçti Mert Hakan transferinde. Galatasaray ciddi bir çalım attı Fenerbahçe'ye ki bence demin saydığım orta sahası hep kiralık oyuncularına oluşan Galatasaray'a Mert Hakan'ın daha çok Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı vardı ama Fenerbahçe burada hani bir şekilde devreye girip o transfer yarışını kazandı. Onun dışı Gökhan Gönül'le görüştüğü bilgisi zaten medyaya düşmüştü hafta içinde. Daha da transfer devam edecek. Emre'yi Forvet ki yani o Vedat için durumu da çok önemli. Vedat Muriç satılıp mı 2-3 tane takviye yapacaklar? Vedat kalıp mı kanat forvetler? Fenerbahçe'nin de Financial Play UEFA anlamında bir kısıtlamaları var. Bakalım Emre'yi de zor bir görev bekliyor. Yani futbolculuğun işi daha zor bence sağ içinler. Çünkü o sağ içinde her şeyi çözüyordu. Öyle bir oyuncuydu ki Emre Başakşehir Galatasaray şampiyonluk maçı oynadığında 30. dakika Emre sahada 1-0 Başakşehir'e evet. de Emre çıkıyor 2-1 şampiyonluğu veriyorsunuz. Sağ içinde zaten aranıyordu ama şimdi sağ dışında Emre'yi daha zorlu bir mesai bekliyor. Sabah gazetesinin 19. sayfasında ekranlara getirelim. Fenerbahçe UEFA'dan alacaklı çıktı demiş Volkan Demir'in özel haberi. Hemen bakalım detaylar neler? Avrupa Futbolu'nun patronu 2013 yılında kalan 2 milyon euroluk borcunu ödememiş. Yönetim UEFA'nın verdiği 2 milyon euro ceza sonrasında arşivlerini karıştırdı. Arsenal Sarsbuk maçları için yayın gelirinin ödenmediği tespit edildi. Men nedeniyle ödenmedi demiş. Fenerbahçe'nin geçmişten UEFA'dan yaklaşık 2 milyon euro alacağı olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertliler 2013 yaz aylarında önce Salzburg ardından Arsenal ile iki öneleme turu oynamış. İngiliz ekibine elendikten hemen bir gün sonra Avrupa'dan 2 yıl men cezası almıştı. UEFA'nın Fenerbahçe'ye bu maçların yayın geliri olan 2 milyon euroyu ödemediği öğrenildi. UEFA bu karara gerekçe olarak kulübün Avrupa'dan men cezası almasını gösterdi. Dönemin yöneticileri Şekip Monstroğlu ve Ozan Balaban buna itiraz ederek kulüp adına UEFA ile yazışmalar yaptı. Uzun süren sürecin ardından UEFA'dan bu parayı sizin için ayırdık ve kısa sürede ödeyeceğiz yanıtını aldı.